Tale Kumluca'dayız. İncircik Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda rekor gelişim müşterimiz Erol Çiftçi. Erol abi, burada sorumlu dediğiniz su emme sorunu olan bir bölümde, yani seranın bir yarısında, tamamının yarısında rekor gelişimi kullandık. Evet. Ne oldu? Neler gördük? Nereye gördük? İrilik hemen hemen ikiye katlayık. İrilik ikiye katladı. Şimdi bu durduğumuz nokta şuradan. Değil mi? Şuradan. İşte bu direk. Şu direkten işte, bu tarafa kullanıldı. Evet. Şimdi oradaki domatesler son sıraları mukayese edebiliriz. Anlatalım Erol abi. Biz devam edelim. Yani bu seranın alt başı bir eğimli olduğu için. Evet. Eğimli bir sera. Eğimli bir sera olduğu için bu alt tarafa ben bunu kullanmadım. Alt tarafa kullanmadık. Bir denemek amaçlı bir 15 metre falan yukarıdan kullandık. Yukarıdan devam ettik. Şu an ekranda görünen atılmayan yer. Ekranda görmeye yer, şu anda atılmayan yer. Aha. Şu an böyle gelelim. Atılan yere doğru. Siz anlatmaya devam edin. Buraya yukarı atılan kısım. Şimdi bu taraf komple atılan. Ha. Aşağıdan da gösterebilirsin. Neler yaşadık? Böyle bir doğu batı. Domates çeşidi nedir? Şöyle gelin. Kızılkaya. Kızılkaya. Şey olarak sonuç itibariyle burada ne sağladı rekor gelişim? Ya bir iriliğimiz var. Domates iriliği irileştirdi. Tonajımızı arttırdı. Tonajı arttırdı verim olarak. Verim olarak. Ne kadar artmıştır mesela? Bir ölçü var mı şu ana kadar belirlediğin? Ben şöyle sana 3 aşağı 5 yukarı diyeyim. Aha. Yani ağaç başına 1 kilo atmıştır. Yani şu ana kadar topladığımız kısımdan bahsediyoruz. Yani şey olarak 2 tane 3 tane döl toplamışız. Evet, daha birinci yolu ikinci yoldan tek tük aldık. İkinciyi tek tük aldık. Peki suyla ilgili sorun var mı bu sene? Şu anda suyla bir sorunumuz yani yok. Yani burası suyu içine almadan akıtıyordu. Su aşağı gidiyordu eğimli olduğu evet. için. Şu anda öyle bir sorun yok, kalmadı. Yok. İrileşme sorunu kalmadı. Şöyle gösterelim. Evet. Şurayı. Gidelim yavaş yavaş. Şöyle. Seranın her noktasını göstermiş olalım. Arada başka çeşitler de var. Başka bir seraya da geçebiliriz. Bir yan tarafa mesela. Şöyle gelin. Yan tarafa geçelim. Şöyle. Yana doğru. Şu arada. Oralardan da bir iki sıra gösterelim. Şöyle. Geçelim yavaş yana. Buradan da böyle gelelim. Şimdi Erol abi, rekor gelişimi burada ne zaman kullandık? 9 Eylül. 9 Eylül. Dikim ne zamandı? 9 Eylül. 9 Eylül'de diktik. 8 Eylül'de. Yani uygulayıp diktik hemen. Uyguladık, diktik. Şimdi şunu soracağım. Rekor gelişim burada istenilen sonucu size sağladı. Sağladı. Yani burada derdimiz bu eğimden kaynaklı suyu emmemesiydi. Aşağı taraf iyi oluyordu, yukarısı kötü oluyordu. Bu sene? Yukarısı iyi, aşağısı az. Yukarısı iyi, aşağısı kötü. Demek ki her yere kullanacağız. Kullanacağız. Doğru mu? Aynen. Yani iyi dediğimiz bir yer, gerçek iyi karşısında kötü duruma düştü. Aynen. Burada verim arttırdı. Arttırdı. Tutum arttı. Tepe sürgünleri şöyle gösterelim. Devam ediyor hala çiçeklenme. Çiçekleme devam ediyor. Şimdi bir de şunu sorayım. Eylül ayında diktik ama bu sene biliyorsun hava biraz sıcak gitti. Sıcak. Sıcak olmasına rağmen bu durum bu halde. Tamam, bitki sıcakta daha iyi gelişiyor ama su sorunu vardı. Suyu emme sorunu vardı. Evet. Doğru mu? Tavsiye eder misin rekor gelişimi? Kullanacak arkadaşlara tavsiye ederim. Kullanacak arkadaşlara tavsiye edersin. Daha önce de bir denemen olmuş herhalde. Oldu, ben bu üçüncü postum bu. Nerede kullandın daha önce? Yaylada mı yaptın? Bak, komple serada attım. Bu serada bir de üst başta denedim bir. Sadece üst başta 10 metre. Onlarda da? İki bakır getirdim. O zaman kovaydı, şu an çuvalda. Kovadan iki kova getirdim. Aynı sonucu aldınız. Bu sefer yazlıkta denedim ben bunu. Yazlıkta daha şey oldu. Daha aynı sonucu gördünüz yani. Daha iyi sonucu gördünüz. Aynı sonucu ben gördüm. Şimdi size bir ve üreticilere bir hatırlatma yapayım. Rekor Gübre AŞ firmasının yaprak gübresi ve damlama gübresi de var. Bu pozisyondaki, devamındaki durumlarda da kullanabilirsiniz. Evet. Bitki stresini alma konusunda, bitkideki yaralanmaları tedavi etme, bitkinin üst aksamına meyve şişirme, yerleştirme konusunda çalışır. Yaprak gübresi. Damlama gübresi de tabandan köklenme, saçak oluşturma ve topraktaki gübrenin alımı, alımını, tepe kalınlaştırması, bitkinin iç hacimdeki boşlukları doldurur. Yani meyve tonaj basar. Ben tekrar sorayım. Tavsiye eder misiniz? Videomuzu bitirelim buradan. Tavsiye ederim. Biz teşekkür ederiz. Görüşlerinizi ben paylaştınız. Ben şeyleri kullanmadım bir. Mesela yaprak gübresi olsun. Onları da kullanmanızı öneriyoruz. Deneyin, kullanın. Onu da zaten çok hızlı etkisini göreceksiniz. Aynı memnuniyet fazlasıyla oluşacaktır. İnşallah.
Oradan bütün Kumlucalılara, Antalyalılara, bütün seracılara selamlarımızı gönderiyoruz. Aynen.